Türkiye'deki bütün kulüplere dediler ki senin limitin var, Fenerbahçe senin yok dediler. Fenerbahçe'nin 500 milyon dolar borcunu bir saniyede falan kapatır. Abartmıyorum ama. Arar, evet kapatın der. Verilere bakacak olursak Galatasaray bana göre bir adım daha önde. Skorer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Bugün çok çok yakından tanıdığınız ve yorumlarını çok merak ettiğiniz bir konuğum var. Çok kıymetli kendisi. Hakan Ural'la birlikteyiz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Ne güzel bir enerjiniz var ya sizin çok de maşallah. Teşekkür ederim. Nasılsın, çok iyi misin? İyiyim, teşekkür Pandemi ederim. Pandemi günlerinde bir hanım olarak en zorlandığın şey ne? Kuaför. Ay canım benim ya. Doğru. Hanımların da öyle durumu var. Evet, maalesef bizim öyle bir durumumuz var. Cumartesi de derbi maçımız var. Aynen öyle. Derbi maçı hakkında konuşacağız tabii ama ben hemen şu çok böyle ateşli geçen transfer dönemini bir sormak istiyorum. Çünkü Fenerbahçe çok güzel transferler yaptı. Mesut Özil ve ardından İrfan Can Kahveci. Evet. Tabii bayağı da olay oldu iki kulüp arasında. Tabii, polim bitmez. Aynen, onlar pek bitmez ama siz neler söylersiniz transfer dönemi için? Ya ben şöyle bakıyorum. Şimdi Ali Koç Türk futbolu için çok büyük bir şans. Biraz da fazla gerçekçi olarak geldi Türk futboluna. Hatta o muvaffakiyetteki bir iş adamının genel itibariyle kendi duygusallığını yaşamadığını görüyoruz. Yani daha böyle aman risk almayayım, bütün takımlar bizim falan tadında iş adamları yaklaşımda bulunuyor. O iyi bir Fenerbahçeli. O kendi iş hayatındaki kurumsal gerçekçiliğini de Türk sporuna getireyim dedi. Geldiği yıl kulüplerimiz dedi batmıştır, iflas etmiştir. Evet. Sürdürülebilir değildir şu anki durum. Bu mihvalde biz kendi gerçek öz kaynaklarımızla dönmek zorundayız. Evet. Ben bugün Ali Koç olarak belli beklentilere belki cevap verebilirim ama bu doğru olmaz. Kulüplerin kendi kaynaklarıyla dönmesi lazım. Bütçeleri ufaltıp bu Avrupa'daki financial fair play ile alakalı tedbirleri almamız lazım dedi. Evet. Ve o mihvalde de transferler yaptı. Bütün Türkiye güldü. Evet. Herkes güldü ama. Falan diye. Yapmış olduğu transfer maliyetleri itibariyle çok düşük, beklentilerin çok altında olduğu için risk almış oldu. Evet. Nitekim sonuçlar da ona bağlantılı olarak çok kötü geldi. Fenerbahçe tarihinin akıl almaz sonuçları, bir küme düşme hattından son 4 haftada çıktı Fenerbahçe. Tabii. Sonra bir sene sonra inat etti, ısrar etti. Yine o mihvalde dalga geçildi. Bir Vedat Muriç'i almışlardı. Evet. Devre arası da bir oyuncu aldırmadılar. Türkiye'de transfer sınırlamasını bir oyuncu dahi aldırmamacasına tek yaşayan kulüp Fenerbahçe'ydi. Sol beke ihtiyacım var benim dedi ikinci yarı devre arasında. Evet. Türkiye'deki bütün kulüplere dediler ki senin limitin var, Fenerbahçe senin yok dediler. O da döndü dedi ki bakın rekabetimiz olsun, rekabet bizi geliştirir. Eyvallah. Ama burada bir kulübün önünü keserek veya kendince bir neden yaratıp onun hakkını gasp ederseniz ben de bu yöntemlerin ne şekilde herkes tarafından yapılan şeylerin yapılmadığını bilmiyor değilim, yaparım. Ama bu doğru değil. Çünkü Türk futbolunun son 10 yılında baktığın zaman milli takımlar bazında da aldığı puanlar ortada. Tabii. Facia. Spor kulüpler üzerinde de facia yani. Hani puanlar falan yerlerde sürünüyor. Hatta şunu söyleyeyim. Bu sene şampiyon olan takımın ön eleme oynama olasılığı var. Evet. Yani o kadar dibin dibine vurdum. Mali durumları falan söylemiyorum. Dedi ki bu değiştirilmeli. Fakat herkes güldü adama. Peki dedi hay hay sorun yok. Para mı hani verildi? Tamam dedi. Hı hı. Şimdi de verdi alıyor diyorlar ki nasıl alıyorsun? Evet, şimdi de o var ortada. Hoş geldin. Zaten bu ben hep onu söylerim. Böyle taraflı bakmaz, objektif genel geriye çekilip baktığın zaman Türkiye'deki en büyük problem rekabet anlayışında. Hı hı. Herkes ben kazanayım, nasıl kazanıyorsam kazanayım, şartlar ve sonuçlar sadece benim lehime gelişsin istiyor. Mesela bir tek ben transfer yapayım, bir tek ben şampiyon olayım, bir tek ben kazanayım, bir tek ben Şampiyonlar Ligi'ne gideyim. Hep ben. Ama bunu kim diyor biliyor musun? En az 5-6 kulüp deyince
kendi camialarına da bu vaatlerden dolayı sorumlu hissedince, hı hı, kendi camialarına başarısız oldukları zaman suçluyu başkası gösteriyorlar. Ben yapardım ama bak niye yapamadım? Onun yüzünden. Ben şampiyon olur da olamadım ama falan gibi. Hı hı. Şimdi o yüzden transferlere geldiğin zaman Fenerbahçe alışılagelmişinin dışında son iki sezon geçirdi. Orada ettiği tasarruflar üzerinde Ali Koç'un gerçek anlamda beklenilen katkıyı, hatta ben hala %1'ini verdiğini düşünüyorum. Şimdi tevazu göster. Ya Ali Koç diyorsun. Evet. Hani şimdi, hı hı, fazla tevazu gösterince de gerçek sanıyorlar. O yüzden hani açık konuşalım. Ya duş olurken ne kazanıyordur mesela? Ha ya öyle anlaşılan dille. Şimdi evet, gerçekler hani acıdır, acıtır derler ya evet, yani şimdi. Evet. Şimdi sen eğer bu adamcağız bunları gerçekleri söyledi, güldünüz. E peki dedi o zaman. Nedir dedi? Bu kadar al. Peki senin dedi ne kadar al? Bu sefer de diyorlar ki nasıl o? Nasıl yani? Ali Koç bugün Fenerbahçe'nin 500 milyon dolar borcunu bir saniyede falan kapatır. Kapatır tabii. Bir saniyede şöyle olur yani. Abartmıyorum ama. Arar. Evet, kapatın der. Hani adam bu aslında. Biz adam fazla tevazu sahibi olunca biz böyle kafamıza göre takılmaya falan başladık. Bunlar normal. Sadece o herkes açısından gerçeği masaya koydu. Dedi ki yani ben de bugün burada geçiciyim. Bu kulüpler başkanlara, bireylere bağlı kalmasın. Kendi ayakları üzerinde dönsün. Ki sürdürülebilir başarıları taraftarlar yaşasın. Galatasaray yaşasın, Trabzonspor yaşasın, Beşiktaş yaşasın, Fenerbahçe. Rekabeti orada yapalım. Hakkaniyet. Bir gün sen şampiyonsun, bir gün ama hani mali tablolar sürdürülebilir olsun. Yoksa Ali Koç şimdi transfer diyorum ki bak sen transfer 10 milyon euro 20 milyon diyorum ki Ali Koç der ki ne kadar bu 700 milyon euro mu verdim ne diyeceksin? Evet. Nereden mi verdi adam yani çok komik yani. O yüzden Fenerbahçe'nin imkanlarıyla alakalı sorgulama yapılması, hı hı, trajikomik yani. Onu sorguluyorsan zaten öteki kulüplere ne diyeceksin? Tabii. Yani anladın evet, mı demek istediğim? Tabii ki. Türkiye'deki belki de reklam pastasının üçte biri midir Koç Holding? Evet, muhtemelen. Değil mi? Yani gerçek baktığında. Tabii. Şimdi sen diyorsun ki bir sponsora yazar adam 300 milyon TL ne yapacaksın? Aynen öyle. Ne diyeceksin yani? Yani. Peki Mesut Özil'e çok böyle sevindiniz mi? Dünya ünlü bir futbolcu. Şöyle imza törenine de başkan davet etti. Ben gittim. Hı hı. Şeyi çok etkiledi beni. Dürüst bir çocuk. Yani verimliliğini bilemezsin. Bugün Real Madrid Barcelona dünyanın en büyük yıldızlarını alıyor. Olmuyor, tutmuyor. Hani performans, hı hı, anlamında Mesut geldi. Çok maharetli, çok yetenekli, evet, bir çocuk. Ama Fenerbahçe'ye geldi. O yetenekleri mukabilinde performans verecek minin garantisi yok. Hı hı. O belli olmaz. Ama duruşu, tavrı, hı, öncesinden ben onun özellikle bir Filistin meselesinde, evet, bir de Uygur Türkleri meselesinde koyduğu tavırdan mütevellit. Hı hı. Özellikle Almanya ve Arsenal Kulübü Başkanı Çinliler biliyorsun onun. Onlar tarafından nasıl bir tavır alındığını, evet, nelere maruz kaldığını biliyoruz. Çok kararlı bir çocuk. Egosuz, kompleksiz. Ondan, hı-hı, etkilendim. İnşallah burada da sakatlıksız, kazasız, İnşallah, belasız spor hayatına devam eder. Çünkü, hı-hı, gelmesiyle birlikte uluslararası ajanslar dahil bundan bahseder olunca bizim buradaki ürünümüz kıymetleniyor. Evet. İnşallah mesela Galatasaray bir dönem Drogba'yı falan getirdi. Hı-hı. Schneider'i getirdi. Hı-hı. Şimdi Beşiktaş Pepe'yi getirdi. Evet. Böyle olduğu zaman ürün kıymetleniyor. O zaman bu ürünü daha pahalıya satıyorsun. Kulüplerimizin gelirleri, hı hı, kendi ölçeklerinde artıyor oluyor. Yani sporun tamamına katkısı oluyor bu tip transferlerin. Hı hı. İnşallah beklentileri de karşılar yani. Evet, inşallah. Tabii Süper Lig'in marka değeri artmış, mühim, oldu. Bizim hepimizin kendi ürünümüz, eve gidiyoruz işte eşiniz, dostunuz, çoluğunuz, hı hı, ne seyrediyor? Maç seyrediyoruz. Tabii aynen öyle. Yani böyle bu pandemide. En sevdiği şey zaten aynen, pandemide. Peki şimdi ben çok vaktinizi almayacağım. Çok önemli bir karşılaşma, evet, var şimdi hafta sonu derbi oynanacak. Fenerbahçe'nin mutlak kazanması gerekiyor bu derbi. Çünkü kötü sonuçlar almıştı.
derbilerde. Doğru. Son dönemlerde öyle. Doğru, haklısın. Evet. Şimdi mutlak bir galibiyet çıkması gerekiyor. Bu hafta iki takım da 3 puanı aldı. Hı hı. Zor da bir maç geçirdi aslında Fenerbahçe-Hatayspor. Fenerbahçe şimdi kaleci çok, kurtardı resmen. Tabii Altay, evet, çok iyi bir resmen performans sergiledi. Şimdi bu haftaki performanslara birazcık bakarak derbide ne olur ne söylersiniz? Şimdi verilere bakacak olursak Galatasaray bana göre bir adım daha önde. Hı hı. Çünkü Fatih Hoca korkunç tecrübeli. Yani ülkemizin yetiştirdiği en değerli, en kıymetli hocalardan biri. Çok tecrübeli. Ligi inanılmaz iyi biliyor. Evet. Geçen seneyi saymazsak son iki yılın şampiyonu. Şampiyon olmasından mütevellit, peş peşe olduğu için, hı hı, Şampiyonlar Ligi'ne hep kurdular o kadroyu. Evet. Yani Türkiye Ligi'nin bir tarafa, Şampiyonlar Ligi'nde ben başarılı olayım dedi. O Feghouli'ler, Belhanda'lar, hmm, falan hep onların geldiği böyle peş peşe transferler. Şimdi o kadroda belli iskelet için Muslera döndü. Türkiye'nin uzak ara en iyi kalecisi. Evet. Marco ve Luindama orada stoperler olarak çok etkili, çok oturmuş, birbirlerini tanıyorlar. Feghouli, Belhanda'sı, Babel'e ben Babel hayranıyım. Beşiktaş'tan beri çok müthiş bir oyuncu. Yani Babel'in varlığı başlı başına bir risktir. Bir takımın defansını çıkartmaz komple yani. En son iki hafta önce Malatya deplasmanında da 88'de golünü attı Galatasaray. Evet, evet. Şimdi Galatasaray iyi bir takım, iyi oynayan bir takım. 20 yıldan beri de Kadıköy'de kazanamıyorlardı. Geçen sene o psikolojik eşiği aştılar. Yani en azından artık Galatasaray Kadıköy'e giderken bir baskı, o geçmişten kalan baskıyı hissetmeyecek. Seyirci yok. Hani evvelden tabii deplasmanların, değil mi, bir iç saha takımın avantajı, o yok. Deplasman diye bir kavram kalmadı. Kalmadı maalesef. Evet. O yüzden Galatasaray'ı ben bir adım önde görüyorum. Bir de Onyekuru çok oldu orada. Yani Onyekuru ben Monaco'da oynamıyorken, orada oynamayan bir oyuncunun gelip direkt 11 başlayıp bu kadar skora katkı verecek, birebir etkili, hiç beklemiyordum. Evet. O da Fatih Hoca'nın bence mahareti. Oyuncuyu çok iyi tanıyor. Galatasaray'ın malum silahları var. Favori gibi görüyorum. Fenerbahçe'ye gelince Allah için çok iyi kadro. Ama sonuçta maç cumartesi. Sen sahaya çıkacak 11 üzerinden değerlendirdiğinde, evet, ciddi eksikler var. Bugün Mesut Özil bir yıl futbol oynamamış. Maça hazır olma ihtimali sıfır. O kadar yeteneğine rağmen. Maç eksiği var çünkü. Onu eksik olarak kabul edersek, İrfan Can Kahveci büyük bir silah. Yıllardır seyrediyoruz. Evet. Sakat. Fenerbahçe'nin bu sezonki en büyük performans aldığı oyuncusu Pelkas sakat. Evet. Bir kere Sosa geldiği günden bugüne hiç form tutamadı. Etti mi sana 4? Maçın skoruna etki edecek oyuncunun eksikliği. Şimdi Gustavo bu 4. Gustavo da var bir de bu arada. Gustavo dizinde ödemden mütevellit. Yetişse bile sağlıklı performans, evet, alma ihtimalin düşük. Evet. Fenerbahçe devre arası transferleriyle beraber 20 oyuncu transfer etmiş bir takım. O zaman ne anlam çıkıyor? Birbirlerini hiç tanımayan, etmeyen 20 oyuncusu olan bir takım, daha birbirlerini tanımıyorlar ki zaten. Bunu nereden de oyunlarla bağdaştırdığımız zaman, şimdi Denizli maçına bakıyorsun. Burada kaybettiğimiz, yani içeride Fenerbahçe tarihinde hiç kaybetmediği kadar iç sahada maç kaybetti. Kaybetti bu sezon. Evet. İstatistikleri söylüyorum yani. Fenerbahçe'nin en büyük özelliği Kadıköy kalesiydi. İç sahada en fazla puan toplayan takımdı. Deplasmanlarda başarısızdı. Şimdi tam tersi oldu. Demek ki iç saha avantajından da bahsedemeyiz. İstatistikler olarak. Bu kadar da eksiği var. Bu şu demek değil. Hadi dükkanı kapatalım, Fenerbahçe kaybeder. Değil. Yani şimdi o İngiltere'den gelen bir oyuncu var. Müthiş hızlı. Neydi? Samuel. Samuel. Çok iyi bir oyuncu. Genç adam eksikten. Efendime söyleyeyim, Samatta'sı var orada. Valencia'sı var. Tiam'ı var. Her ne olursa olsun Ozan iki haftadır kötü ama yani bir performansı her an verebilecek bir oyuncu. Güzel bir maç bekliyorum. Benim en büyük korkum, çok da uzattım. Estağfurullah. Hakem faciası yaşanıyor Türkiye'de 20 yıldır. Evet, özellikle. Facia. Yani federasyon başkanımız Nihat Özdemir, çok iyi tanırım. As başkan Servet Yardımcı, çok iyi tanırım. Pırlanta gibi insanlar.
eminim ben sorumluluk almış olan insanlar bu, çünkü herkesin yıllardır kronikleşmiş bir gerçek bu. Şikayetçi olmayan yok. Maçları katlediyorlar arkadaş ya. Ha şunu beceremiyorlar yani. Ya kardeşim ben iyi niyetle mevcut bildiğim, eğitimini aldığım mesleğimi icra etmeye çalışayım. Onun forması kırmızıymış, onun forması lacivertmiş önemli değil. Velev ki zaten acabası olan bir pozisyon olduğunda teknoloji de geldi. Durduruyorum maçı, geri sarıyorum, bakıyorum hem de ağır ağır. Hatta gördüğüm şeyi yorumlama da bile zorluk çekiyorsam ki o abeste. Yukarıda bekleyen kişileri diyorum ki baba sen ne diyorsun diyorum. Evet. Buna rağmen başarısızlar ya. Futbolu oynatmıyorlar. Bak şimdi emin ol. Hakem oyunculardan gergin olacak. Maç başlayacak. Vücut diline bak öncelikle. Hı hı. Mesela Avrupa'da bakarsın güler. Oyuncuyla şaka yapar. Hani espri. Evet. Çünkü dedi sonuçta bu bir spor. Mesela oyuncu dedi hocam faul değil dedi. Ya sen öyle zannediyorsun dersin. Bizde Acemi Birliği'ndeki komutan gibi mesela o kadar gergin ki yani adam samuray gibi estetik olmuş gibi çıkıyor zaten. Ve Süleyman Hurman'ın çok güzel bir röportajı var size tavsiye ediyorum. Bakın kurduğu cümleyi söyleyeceğim size Fatih Karagümrük Başkanı. Hı hı. 30 yıldır futbolun içinde. Diyor ki Avrupa'da da hakemler hata yapıyor. Evet. Onu diyor şöyle izah edebiliyorlar. Bugün bu hakem formsuz. Neden? İkiniz maç yapıyorsunuz. O formsuz ya. 3 tane senin aleyhine karar veriyor. 1 tane onun aleyhine karar veriyor. 4 tane senin lehine karar veriyor. 2 tane onun lehine karar veriyor. Ama bir denge var. Niyeti art değil, formsuz adam. Türkiye'deki fark şu diyor. Hakem çıktığı maçta 90 dakika boyunca bir takımın lehine, bir takımın aleyhine hata yapıyor. O zaman niyet bozuk. Bunun başka izah edilebilir bir tarafı olur mu? En büyük problem Türkiye'deki futbolun gelişmemesinde en büyük etken hakem performansları. O zaman umuyorum hep bu umuyorum. Hafta sonu. Evet, benim ihtimalim sıfır. Evet. Ve şunu çok isterim. Bir gün bu ülkede bir hakem çıkıp maçı konuşmamızı oyuncuların performansı üzerinden taktikleri eleştirmemize vesile olursa kendi yayınımda bile ayağa kalkıp önümü ilikleyip minnet ve şükranlarımı sunacağım. Yapacağım çünkü bunlar bizim düşmanımız değil ki insanımız. Tabii ha ki. Benim onlarla ne gibi bir derdim var? Facialar. Bak şimdi kötüler, iyi değiller değil. Facia. Facia. Evet. Ve dünyada hiçbir meslek yoktur ki bu kadar avantajlı olsun. Hayatı yaşarken geriye sardırma imkanımız olduğunu düşünebiliyor musunuz? Hata yapmazdım ki ben hiç. Kesinlikle. Adamlarda bir de teknoloji var. Mesleklerini icra ediyorken maçı durdurup videodan seyredip karar verme şanslarına rağmen bu kadar kötüler be kardeşim. Ya bir maçta diyelim ki seni itmem onun kriterine göre penaltı. Hı hı. Bak onun kriteri bana göre olmayabilir. Tamam şey ona da kabulüm. Hı hı. Diyorum ki bu adamın hakemlik görüşü itmeye bunu veriyor veya kart veriyor. Hı. Aynı maçta 5 dakika sonra öteki takım oluyor vermiyor. Diyelim ki itmeye VAR'a gidiyor penaltı mı değil mi diye. Hı hı. Yine aynı maçta 10 dakika sonra daha büyük bir itmeye gitmiyor. Evet. O zaman siz bu ülke insanını kışkırtmak, birbirine düşürmek için görevlendirilmiş gibi addediyorum ben seni o zaman. Öyle bir şey olabilir mi? Amacın ne? Ya kendi standardını da belirlememişsin sen. Hı hı. Ve her maç sonrası dikkat et. Yönetici, oyuncu, taraftar, hı hı, herkesin ağzından köpükler çıkıyor. Tabii. Maçı herkes bir gün sonra konuşabiliyor bunlar yüzünden. Evet. Sen maç konuşan hiç görüyor musun? Herkes bir öfke, yok, herkes bir şikayet. Anca nabızlar normal. Ertesi gün diyorlar ki ya aslında 4-4-2'nin önünde burada diyor 8 numarası eksik kaldı falan filan. Hı hı. Artık el insaf yani. Bıraksınlar da centilmence düzgün bir maç geçsin. Kazananı da tebrik edelim kardeşim. Hayat devam ediyor. Tabii ki yani. Aynen öyle. Dostluk için aslında var olan bir Fatih Hoca ile pazartesi benim yemek sözü var bana. Pazartesi yemek yiyeceğim. Hı hı. Ben Fenerbahçe'yim. Hoca Galatasaraylı. Çok severim ben onu. O da beni sever. Rekabet dibine kadar olsun. Hı hı. Galatasaraylı kardeşlerimiz
kazanmak için takımlarını müthiş seviyorlar, desteklesinler, moral versinler. Fatih Hoca inanılmaz taktik deyalarını sahaya sürsün. Galatasaraylı oyuncu kardeşlerimiz terinin son damlasına kadar mücadele etsin. Keza Fenerbahçeliler de maç bittikten sonra hepimiz kardeşiz, aileyiz, eğlenelim, hı hı, birbirimizi kızdıralım, seviyeli ama bu kadar. Düşman. Hani böyle şey gibi yani birbirine karşı kışkırtılıp terörize olmuş bir sporu ortama çevirdik yani. Onu kabul etmiyorum. Evet. Etmiyorum yani. Aynen öyle, katılıyorum size. Umuyorum tekrar bu hafta hakem konuşmadığımız bir derbi geçiririz. O zaman Hakan Ural %51 Galatasaray diyor diyebilir miyim? Aynen. Tamam, %51 Galatasaray. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ağzınıza ederim. Sağlık. Güzel yorumlarınız için çok sağ olun. Sevgili izleyenler, programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.